Güzelim. İşte bu banka. Baksanıza. Süper kötü soyguncular bankayı soymak için adını bağlamışlar. Süper kötü mü? Oğlum o ne demek? Normal soyguncu değil mi bunlar? Anlamadım ben. Yok amirim, süper güçleri var onların. Süper güç mü? Lan bana bak, gözünden çıkan öyle ateşli ateşli bir yerimizi falan yakmasın. Ben oğlanın doğum günü var. Ona yetişeceğim bak. Vallahi bilmiyorum amirim. Göreceğiz işte birlikte. Öf, lan başımıza ne işler geldi dur. Neydi lan, süper ne, süper kötü mü? Süper kötü. Süper kötüler! Polis konuşuyor! Neredesiniz? Çıkın ortaya! Nedir lan bunlar? Kimsiniz siz? Biz Sisli Beşli. Sisli Beşli mi? Ne oğlum, siz dans grubu falan mısınız? Dalga geçmeyi bırak. Biz süper kötü bir ekibiz. Ben Mr. Kaydet. Bunlar da dostlarım. Misket kadın, bin bir surat, omurgasız insan ve ölü adam. Ölü adam mı? Hı hı. Onun ne özelliği var? Ölü olması özelliği. Bunlar deli lan bunlar. Hakikaten deli bunlar. Al bunları. Git al bunları çabuk. Biz alamayız amirim. Mevzuat var. Süper kötüleri sadece süper kahramanlar yakalayabiliyor. Hala bak, mevzuata bak ya. Yani biz boşuna iş yapmayalım yani. Ne istiyorsunuz lan siz? Nedir isteğiniz? Bu bankayı soyup sonrasında da dünyayı ele geçireceğiz. Lan ne yapacaksınız acaba? Lan yoksa parayı alıp silah mı alacaksınız o parayla? Hayır. Aldığımız parayı borsada 3 katına çıkartıp sonra onu da 2 katına çıkartacağız. 2 katına çıkarttıktan sonra da kendimize 2+1 ev alıp sonrasında da dünyayı ele geçireceğiz. Ev ne alaka lan? Evi bir alalım, garantimiz olsun dedik. Sonrasında dünyayı ele geçiririz. Oğlum bunlar süper kötülüğü yatırım yapma. Alıyorum ben bunları ya. Ben bunlarla uğraşmam yani. Al lan bunları, al bunlar manyak. Al, al şunları. Nispet kadın, saldırı var. Nispet, 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 nispet. Her bileğimde 15'er tane Trabzon burması var. Hiç gördünüz mü? Çatlayın da patlayın, çatlayın da patlayın, çatlayın da patlayın. Ne şimdi bu? Bu ne yapıyor bu şu an? Anlamadım ben. Sana nispet yapıyor. Seni kıskançlıktan çatlatacak. Süper gücü bu. Ben, benim kayınvalidem her gün yapıyor bana bunu. Kimi etkiler ki bu yani? Vallahi ben biraz etkilendim ha. Nereden baksan 300.000 lira var kadının kollarında. Sen ne kadar boş bir insan oldun ya Sadık. Neyinden etkilendin şu an? Hayret bir şey ya. Beni çözebilir misiniz artık? Kızı hanımefendi çöz ya. Ayıp orada kalmış. Gelin gelin. Kusura bakmayın, ne olur. Lütfen bana zarar vermeyin. Kasayı boşaltacağım. İstediğiniz alın gidin. Ama şimdi ayıptır ya. Kadın bak, ben burada polisim yani. Buna ben bu şekilde bir suç işleniyor. Göz yumamam yani. Amirim hiç öyle düşünmeyin. Hiç öyle düşünmeyin. Süper güçleri var bunların. Kim bilir daha ne güçleri var bunların. Lan, vallahi var ya, felakete gelebiliriz ha. Lan ağzına vurur bak. Ne gücü ne? Ne süper gücü? Ne lan senin mesela önde duran? Ne mandrake kılıklı? Ne senin süper gücün? Ben Mr. Karides. Karides mi? Hı hı. Ne? Güveçte mi? Tavada mı? Ne? Dalga geçmeyi bırak. Bana bak. Ben Mr. Karides, midyelerle ve karideslerle ve ayrıca kabuklu deniz canlılarıyla konuşabiliyor musun? Lan midyeyle konuşsan ne olacak? Peşime mi takacağım midyeyi? Allah Allah. Manyak lan bu. Midyeyle konuşuyor. Bu da nispet yapıyor. Bu kim bu garip yamuk gözlüklü çocuk? Yavaş lan. Ben bin bir surat. Herkesin taklidini yapabiliyorum. Sakıp Sabancı. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Yıldız Zirve. Dili tutarlarsa tutarsız, tutarsa değilse tutarsız değilim yani. Erman Toroğlu. Akşam golleri söylesin arkadaş. Sakıp Sabancı. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Oğlum onu yaptın ya ona bak. Vurun Sakıp Sabancı. Ne lan bu? Sadık, siz bana kamera şahısı falan mı yapıyorsunuz arkadaşlarınız toplandınız? Ha? Delirtmeyin lan beni. Nedir böyle, kötülük mü olur? Demoda mizah mı bunun şeyi, süper kötülüğü?
Lan bari bir tane kötü verin ben, elle tutulacak bir kötü. Gözlüklü senin ayaksın lan. Omurgasız insan. Bak bu olabilir. Bir de şunlara silah tutuyorum ya. Bu olabilir bak ha. Bu mantıklı, bu şey gibi değil mi böyle hani kemikleri falan böyle uzuyor muzuyor, küçük deliklerden falan giriyorum. Bak bu süper güç işte. Yok, ben herkese hak veriyorum. Sizin de işiniz çok zor amirim. Doğru diyorsun yani, biz de zorluk çekiyoruz yani. Yapayalnız kaldık. Doğru söylüyorsun vallahi. Bir dakika lan, bunun şeyi bu muymuş? Omurgasızlığı bu mu? Allah cezanı versin, ben de bir şey zannettim. Oğlum bunları arayın, anasını, babasını, akrabasını falan. Bunları alıp salmasınlar dışarı, manyak bunlar. Amirim, vallahi memurluğun yanar. Mevzuat çok net. Süper kötüleri sadece süper kahramanlar yenebilir. Biz karışamayız. Ben ölmek istemiyorum memur bey. Ya sen gerçekten misin? Bunlar neyi öldürecek? Bunlar sinek öldüremez. Sen niye korktun bunlardan? Biz bir karışamıyoruz. Olay o yani. Sıkıntı bir karışsak ben neler yaparım bunlara? Ne yapacağız Sadık? Ben bir süper kahraman ekibi çağırdım. Birazdan gelirler amirim. Oğlum delirteceğim beni. Süper kahraman ekibi kim ya? Gelecekler bekle. Yoksa? Ne oluyor lan? Yoksa? Sıkıştı onun. Ne oldu o ya? Ya. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Mahvoldu o ya. Aşağı doğru. Arkadaşınız gidiyor. Ne oldu? Sadık yardım edin. En ağırları o. Sakin olsun. Nedir lan bunlar? Evet, sinsi beşli. Koruma kalkanı. Ay, arada kaldık. Allah cezanızı verecek, Allah cezanızı verecek, Allah cezanızı verecek. Kardeşim, nerede kaldınız ya? Kaç dakikadır sizi bekliyoruz burada. Çok şeydi. Haklısınız, kusura bakmayın. Ama metrobüs arıza yaptı. Geciktik. Bir dakika ya, ne metrobüsü lan? Süper kahraman değil misiniz? Metrobüste gelir misin? Aracınız falan yok mu, süper araç falan? Aylık full akbilimiz var. Bir saniye. Dırdır kadın nerede? Aa. Ya onun teyzesinin kızı evleniyordu da. Çeyrek alıp yine gitti. Sadece çeyrek altın mı takacakmış? Ben halamın kızına top altın taktım. Çok şükür imkanımız var, yapıyoruz. Durumumuz var, alıyoruz. Çatlayın da patlayın. Nispet, nispet! Bir dur ya.
Bana bak lan. Bunları mı çağırdın? Bunlar mı koruyacak bizi? Ne oğlum bunlar? Nedir o arkadaki brokoli mi o adam? Ne o? Ne oğlum bunlar? Ne yapayım amirim ya? Sistem otomatik olarak gönderiyor. Ya şey de yok, tez ayak da yok. Siz bayağı eksik gelmişsiniz. Geldim, geldim. Ben geldim, geldim. Ne oluyor lan? Tez ayak da geldi. Ha yok. Aa, gitti, gitti. Gitti. Tamam, tamam, çok tamam, kötü çıktı. Tamam, tamam. Oo, çok kötü çıktı, çok kötü çıktı. Hoş geldin. Allah Allah. Hoş geldin bu başımıza gelin. Oo, çek, ittir, ittir, ittir. Hay Allah. İbrahim abi, ittir. Çok kötü falan. İbrahim abi, deme. Böyle evdeyken gizli kimliklerimizi kullanıyoruz Ozan. Senin kuponu yatırdım uçan adam. Ne dedi? Allah çok fena. Uçan adam. Birader. Kırmızı sen uçuyor musun lan? Evet. Uçabiliyorum. Ama bir metre. Ha, zıplıyor yani. Yeter bu kadar. Hadi saldırın. Saldırma vakti. Arada kalsak ne olacak? Arada kalsak şunlar arasında kalsak. Öte kaykın lan biraz. Tabii ki amirim. Bak güzel, bak polise saygılı bir de kötü bir de. Tabii ki güzel, tamam. Güzel. Sen nasıl korkmuş bir şey? Sen nesin lan sen? Senin olayın ne? Ben görünmez çocuk. Kimse bakmadığı zaman ben görünmez olabiliyorum. Ben de kimse duymadığı zaman çok güzel şarkı söylüyorum. Gerçekten mi komiserim? Komiser salak mısın? Bir sus. Hayret bir şey ya. Beni getirdin yere bak. Ay hiç umudum yok ama soracağım yine de yani. Şu brokoli dayı senin ne olayın ne ya? Hadi. Saat adam. Ben saat adamım. Saate bakmadan saati söyleyebiliyorum. Bunların içinde hepsini toplasan bir bu etmez bak. Bu iyi bir şey. En azından bir özellik lan. Ben de tez ayak. Hızlı koşabiliyorum. Ne kadar hızlı? Fena değil yani. Halı sahada hep sağ kanata koyuyorlar. Sağ olsunlar. Oğlum sen hasta mısın? Bunların hepsi normal insan. Bu kadar mısınız siz? Başka yok mu? Ya bir de fil çocuk vardı. Ne oldu ona? Öldü. Nasıl öldü? Fili bitti. Allah rahmet eylesin. Sağ ol ya. Çok iyi çocuk. Çok iyi çocuktu. Elinde cebinden 20 lira çıktı ya. Oğlum bak beni delirtmeyin. Size kim onay veriyor? Kaymakamlık tabii ki. Evet. Kaymakamlıktan alıyoruz. Onlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruyorlar bizim adımıza. Ama valiliğe de bir dönüş oluyor. Fakat her sene belgelerimizi yeniden hazırlayıp göndermemiz gerekiyor. Her defasında. Çok angarya bir iş. Her defasında. Zor iş. Oğlum siz hasta mısınız kafadan? Çocuklar, gençler. Abiler bakın ben size söyleyeyim. Sizin hiçbir özelliğiniz yok. Normal insanlarsınız yani. Bir değilsiniz. Bunu bilin yani. Beni sinirlendirmeyin. Hepiniz tırt insanlarsınız. Buradan dağılın. Vallahi billahi hepiniz aynı anda ağzını burnunu kırarım bak. Benim karidesler ve midyelerle konuştuğumu unuttun galiba. Lan ne olacak karidesle midyeyle konuşuyor? Ne hastası? Abinim, karidesleri karşımıza almayalım. Sen iyice şaşırdın kendini lan. Karidesi karşına alsan ne olacak? Karides bu. Haydi ver ulan senin karideslerle konuştuğuna daha. Var! Tüm midyeler şahit buna. Lan başlatma midyeyle salak. Tamam abim. Allah Allah ya. Ne yapıyorsun lan karı? Sizin manyaklar yüzünden çocuğumun doğum günü partisine geç kaldım yani. Saat kaç oldu? 17.05. Hayır, doğru bildin. Bravo, bak sana saygım var. Bravo. Hadi Allah aşkına dağılın gidin. Hadi dağılın. Hayır, hayır, hayır. Amirim biz karışamayız. Bizlik bir durum değil. Mevzuat var. Süper kötülere karşı süper kahramanlar savaşır. Biz karışamayız. Tamam, ne yapacaklarsa yapsınlar. Ben gideceğim. Hadi ya. Hayır, bizi korumayacak mısınız memur bey? Abla neyden koruyayım ben seni? Bunların neyinden koruyayım ya? Lütfen. Gel şurada çocuk tiyatrosu izler gibi izleyelim. Hadi lan kapışın. Hadi gel. Otur hasta. Sinsi beşli. Nihayet karşılaştık. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol sen. Çok sağ teşekkür ederim. İyi olur, nasılsın? Evet, yenilebilirler. Onur kırıcı bir yenilgi almak istemiyorsanız basın gidin buradan. Onur kırıcı size benzer. Tez ayak, saldır! Lan çocuk gitti ya. Demek ki o hızını alıp gelip vuracak belki de. Bana öyle geldi. Oğlum siz salak mısınız? Gitti adam. Ne bekliyorsunuz? Gitti adam. Neyse, enerjileri düştü. Nispet kadın, hadi! Çatlayın da patlayın, çatlayın da patlayın, çatlayın. Bu kadar altını bir arada gördünüz mü? Bir o kadarı da evde var. Görmemişsinizdir, çapsızlar. Ev demişken 4+1 2 yüz metrekare. Oh, kira değil,
kendimizin. Aynı sitede dükkanımız da var, dükkanımız da var, dükkanımız da var. Ya çok kıskandım ya. Her şey var bu kadın. Eh kıskan bitmedi. Yazdığımız da var. Gidip de, gidip de, gidip de. Yazdık dedi, kıskançlıktan çatlayacağım. Hadi görünmez çocuk, saldır. Tamam. Şimdi arkadaşlar herkes arkasını dönebilir mi lütfen? Siz niye arkanızı döndünüz? Bunlar düşman ya size. Komşular rica etti. Ayıp olmaz mı? Siz de haklısınız gerçi. Evet, omurgasız. Hadi gebert onları. Ben insan ayırmıyorum. Herkesi çok seviyorum. Mesela veganlar, hayvanlar ölmemesini istiyorlar. Bence çok haklılar. Ama et yemeden de nasıl alacağız bir proteini, değil mi? Bu ne ya? Bir görüş değil ki bu, bu ne? Evet, gerçekten de çok haklısınız. Küresel ısınma geleceğimizi tehdit ediyor. Ama benzin kullanmazsak da nasıl dönecek bu çark, değil mi? Merhaba. Messi çok iyi futbolcu ama Ronaldo'nun da hakkını yemeyelim, öyle değil mi? Yani seni ben anlamıyorum. Tanrı aşkına, ne olur artık bir omurgan olsun. Ne kadar omurgasız bir adam. Bir duruşun olsun bir adam. Doğru söylüyorsun, yok haklısınız. Bu kadar da omurgasız olmaz ama ya. O kadar haklısın ki, doğru. Başka bir formül bulmamız lazım. En zekimize soralım. En akıllımız sensin. Bir şey söyle ölü adam. Oğlum siz manyak mısın? Adam ölü zaten, beni delirtmeyin lan. Buna ne soracaksınız? Burada ölmüş ya zaten, niye soruyorsunuz? Bu nedir lan? Ha? Ucuz film izliyorum ben burada ya. Çocuğun doğum gününe falan geç kaldım. Saat kaç oldu ya? 17.11. Bana bakın lan. Hepinize söylüyorum bak. Saat 18'de evde olmam lazım. Oğlanın doğum günü partisi var. Eğer benimle gelirseniz, animasyon yaparsanız hepinize 50'şer lira vereceğim. Geliyor musunuz? Evet. 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 Oldu mu lan? Tamam. Eğer şikayet etmezlerse olur amirim. Etmezsin. Güzel, bak 50 liraya bağladım. Kaç oldu saat? 17.13. Tamam, hemen oldu mu ya o kadar? Oldu. Hadi, hadi düşün peşime gidiyoruz. 6'da orada olacağız, hadi. Hadi. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele katılırım.